Kablo hırsızı kameralara yakalandı. Elbistan ilçesinde gündüz vakti camiye giderek elektrikli aletlere ait kabloları çaldı. Onun bu eylemi de kameralarca an be an kaydedildi. İkidir Pınarbaşı Camii'ne dadanan kişi gündüz vakitlerinde geliyor. Sabahın erken vakitlerinde camide kimse yokken açık kapıdan içeriye geliyor. Caminin değişik yerlerini karıştırıyor. Halıların altını kontrol ediyor. Askıların üzerine bakıyor. Sanırım cami kapısı kilitli olduğu için iç kapıyı açmaya çalışıyor. Bir çare bulamadığı zaman da burada caminin temizlik işlerinde kullanılan elektrikli süpürgelerin kablolarını alarak gidiyor. Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Pınarbaşı Camii'ne gündüz vakti giren kişinin rahat tavırları kameralara yansırken, aynı kişinin kabloları ikinci kez çaldığı anlaşıldı. Şimdi şuradan kesip alıyor. Ben şuraya şöyle bir priz yaptım. Seriyel olarak kullanıyorum. Diyor. Sadece çalıyor burada. İkincisi. Aynı şahıs mı gördük kamerada baktığınız? Kameradaki aynı şahıs. Camideki hırsızlık cami imamı Yusuf Ölç'ün yanmış kağıdı görmesiyle ortaya çıktı. İlk başta orada yapılan bir kağıt yakma olayından dolayı bu kağıt yakma nedir diye kamerayı incelediğimizde baktığımızda bir de gördük ki aslında orayı aydınlatmak için kağıdı yakmış götürmüş pencereden dışarıya bırakmış. Cami yakma ihtimali de vardı. Allah'tan öyle bir şey yapmamış. Karanlık bölmeyi aydınlatmak için yakılan kağıdı gören Ölç, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bir kişinin camiyi karıştırdığını ve kabloları alıp gittiğini görünce durumu polise bildirdi. Aslında açık bulduğu tüm yerleri karıştırıyor. Fakat anlaşılan şu ki bu sadece kablo çalıyor bu camide. Başka bir şey almadı. Kablonun dışında her taraf elliyor. Mesela makinamız 1,5 milyar 20-30 liralık kablosunu çalıyor fakat makinayı çalmayı bilmiyor. Ya bilmiyor ya da şey yapmıyor. Onun dışında da fazla aldığı bir şey yok fakat tüm camiyi karıştırıyor. Yapılan detaylı incelemede zanlının cami içerisinde aheste aheste dolaşarak bir şeyler aradığı, ancak aradığını bulamayan zanlının caminin temizliğinde kullanılan elektrikli süpürgenin kablolarını alarak camiyi terk ettiği görüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre camiden kablo çalan kişinin ya sarhoş ya da aklen mağlul birisi olabileceği tahmin ediliyor. Olay yerine gelen Elbistan polisi güvenlik kamerası incelemesinin ardından zanlının karıştırdığı alanlardan parmak izi alarak şahsın kimliğini tespit etmeye çalışıyor.